mutluluğun adresi çocukların yüzünü güldürüyor. 2012 yılında kurulan mutluluğun adresi kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların yüzünü güldürüyor. Derneğin kurucusu Abdullah Özkan ise amacımız Türkiye'deki bütün çocukları mutlu etmek diyor. Mutlu eden sevenleri. Sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda Mutluluğun Adresi Derneği kurucusu Abdullah Özkan var. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bize bahseder misin Mutluluğun Adresi Derneği'nden? Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim sizlere de. Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği tamamen gönüllerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu. Az önceki görüntülerde de gördüğünüz gibi 2012 yılından itibaren faaliyetlerimize aktif olarak devam ediyoruz. Her meslek grubundan arkadaşlarımızın, dostlarımızın bulunduğu aile yapısında olan bir ortam. Ve bu güzel insanların bir araya gelerek oluşturduğu tamamen iyilik hareketi. Hı hı. Ve ne güzel bir şey söyledin, iyilik hareketi. Evet, hepimiz aslında gün içinde bir şekilde fiilen eylemlerde bulunuyoruz ama bizim fiilen yaptığımız şey iyilik. Hı hı. Elimizden geldiğince de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün Türkiye çapında yüksek bir kitleye ulaştık. Bu kitle sayesinde de insanlara tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Nereden çıktı peki böyle bir iyilik hareketi yapma ihtiyacı, isteği? Ya tabii ki bu planlanmış ya da düşünülmüş bir şey değil. Hadi bugün kalkalım, iyilik yapalım değil. Tabii ki her insanın hayatında geçirmiş olduğu belli tecrübeler, yaşanmışlıklar vardır. Benim de hayatımdaki bu bir yaşanmışlıktan çıkaran o hayatımdaki boşluğu nasıl doldurabilirim sorusuna verdiğim bir cevaptı. Çocukken misket oynadım, futbol oynadım mahalle arasındaki arkadaşlarımla. Bugün bu topluluğu oluşturduk. Şu an hepsiyle beraber devam ediyoruz. Bazılarının çocuğu var, işleri, güçleri var. Hepsi hayatlarına devam ediyor ama bir şekilde de bu topluluğun içinde benimle beraber devam ediyorlar. Hayatındaki bir boşluğu doldurmak için böyle bir şey ortaya çıktı ve ne kadar güzel bir şey. İnsanlar hayatındaki boşlukları doldurmak için spor yaparlar, farklı aktiviteler bulurlar ama sen iyilik hareketi yaptın. Aslında bu iyilik hareketi çok anlam olarak çok geniş bir perspektif. Ben hayatımdaki birçok boşluğu bunda doldurabildim, maddi manevi. Bugün çok şükür ki gece kafamı yastığa koyduğumda çok huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorum. Sebebi bu. Bilimle beraber yüzlerce kişi bu şekilde rahat uyuyor. Gün içinde hayata başladığında daha bir pozitif, daha bir enerjik başlıyor. Mesela bugün buradan çıktıktan sonra yaklaşık bir 50 kişilik bir grupla Ok Medya'nın Darcezli'ye gideceğiz. Bir ziyaretimiz olacak. Hı hı. Bu bilenin bana her zaman bir heyecan veriyor. Şu an arkadaşlarımın hazırlığını yapıyor. Biz bunun için olmaktan çok mutluyuz. Ne yapıyorsunuz Darcezli'ye gittiğinizde? Bugün bir Yeşilçam sanatçısı var. Ona bir sürpriz doğum günü yapacağız. 30 Ocak benim doğum günüm. Ben de ilk doğum günüm pastamı onunla beraber üflemek istedim. Geçen sene de çorba dağıtımı yaparken sokakta yaşayan bir abimizle beraber bu mumu üflemiştik. Biz biraz daha böyle etkinliklerimizde, bu özel günlerimizde özellikle daha bir farkındalık haline getirip biraz daha sosyal mesajlar vermek istiyoruz. Bugün yaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Onlara çeşitli hediyeler vereceğiz. Onları zaten bizden beklediği en önemli şey sıcak sohbet, tebessüm. Biz elimizden geldiğince bunları onlara götürüp tabii ki bu daim olması için bizim çok önemli. Hı hı. Çünkü genellikle hep özel günlerde işte Ramazan bayramıydı, Kurban bayramıydı. Hep o günlerde ziyaret ediliyor. Evet. Ama biz bir farkındalık uyandırıp bunu düzenli olarak yapıyoruz. Orada artık düzenli olarak derleyeceğiz. Tabii ki en az ayda bir kere oraya gidiyoruz. Etkinlik düzenliyorsunuz. Evet, evet. Ya onların özel günlerini, doğum günlerini kutluyoruz. Ya yılbaşı eğlencesi yapıyoruz. Ya bir müzik grubu alıyoruz, onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki imkanları onlar için sunuyoruz bir şekilde. Ne hissediyorlar sizi görünce? Ya ne hissediyor, sonra da siz gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz onu soracağım. Artık tabii ilk başta gittiğimizde çok fazla yabancıydık. Bizim asıl konseptimiz çocuktu. Aslında yaşlar ve çocuk arasındaki o köprüyü çok güzel kurduk. Artık bir Darüzün kapısından girdiğimizden itibaren
aslında yabancılık çekmiyor bizim evimiz. Çünkü o insanların sizi kucaklaması, tebessümle sizi sarması her şeyi unutturuyor. Mesela benim şu an öyle bir heyecanım var. Oraya bir ay içinde uzun zaman sonra çok tekrar gideceğim. Çok arkadaşım var diye biliyorum. Tabii ki artık oradan. Oradaki yaşlı abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz bizim ailemizin bir parçası oldu. Annemiz oldu. Hatta geçen annemi de götürdüm. Öyle bir güzel konsept oldu ki oradaki manevi ablam dediğim bir ablam, annem, ben, o fotoğraf karesi benim hayatımda hiç unutamayacağım anılardan bir tanesi. Biz bugün de tekrar onu yaşatmak istiyoruz. Hatta 14 Şubat'ta da biliyorsunuz 14 Şubat'ta herkes sevgilileriyle geçiriyor. Biz de yakın zamanda yine bir 14 Şubat'ta buna benzer bir etkinlik yapıp biz de ya çocuklarımıza ya da yaşlarımıza geçirip farklı bir mesaj vermeyi düşünüyoruz. Sen bu etkinliklerde olurken kimler yanında oluyor? Mesela ben biraz önce sordum, ben de gelebilir miyim diye. Biz, herkes gelebiliyor kapımız mu? Kapımız herkese açık. Hani hep diyoruz ya ne olursan ol gel. Bizim için iyilik içinde bulunduran, tebessümle insanları sarmayı bekleyen herkese kapımız açık. Kim ne olduğu çok önemli değil. Dili, dini, rengi. Yeter ki içindeki tebessüm ve mutluluğu onlara verebilecekse her zaman başımızın üstünde yeri var. Peki bu derneğin, mutluluğun adresi, derneğin amacı ne? Aslında amacı isminde saklı. Mutluluğun adresi. Biz gerçekten mutluluğun adresiyiz. Bugün yıl içinde baktığımızda yaklaşık 10 binlerce çocuğa mutluluk götürüyoruz. Köy okullarındaki çocuklarımızın okullar açıldığında eğitim paketlerini hazırlayıp onlara eğitim paketlerini sunduk. İşte çantası, defteri, kalemi, silgisi. Şimdi biliyorsunuz malum İstanbul'da daha yeni yeni hissediyoruz ama doğuda ve iç Anadolu'da özellikle köy okullarının olduğu yerlerde şiddetli bir soğuk var, kar var. Biz bu çocuklarımızın modlarını karşılıyoruz. Tabii ki bunları yaparken de sağ olsun sosyal medyadan ya da bizim yanımızda bulunan gönüllerimiz, bağışlarımız. Bütün Türkiye'yi geziyorsunuz. Tabii destek, tabii ki. Yani fırsat buldukça biz bu işin gönüllüsüyüz. Tabii ki bir iş hayatımız, özel hayatımız da var. Ama zamanımız oldukça biz bu kalan kısmı, sosyalleşme kısmını dernekle harcıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da ben de yine bu doğudaki köy okullarına gidip o heyecanı onlarla beraber tekrar yaşayıp onların hediyelerini elden vermek istiyorum. Çok güzel bir şey söyledin. Yine aklıma geldikçe söylemek istiyorum. Hayatımdaki boşluğu doldurmak için böyle bir harekete geçtim dedin. Evet, yani böyle biz de ufak tefek şeyler yapabiliriz aslında hayatımızdaki boşlukları doldurmak için. Ne kadar manevi anlamda huzur veriyor ve mutlu ediyor değil mi seni de? Kesinlikle. Aslında şöyle bir şey de var. İnsanlarımızda şu duygu var. İşte bir gün ben çok iyi bir işim olursa, bir gün çok param olursa. Hep öyle diyoruz. Hep öyle diyor. Aslında bu bir geçiştirme süreci oluyor. Hiç bunlarla aslında alakası yok. Bugün işte bir grubumuza arkadaşlar diyor ki ne getirebiliriz? Bugün daha yüz etkinliği ne getirebiliriz? Biz de diyoruz ki güzel kalbiniz ve tebessümünüzü getirin. Nasıl yani? Hani bir şey elimiz boş mu gideceğiz? O insanlar sizden hediye veya vesaire bir şey beklemiyor. O insanlara size o andaki kurmuş olduğunuz sohbet, sıcak bir tebessüm, güzel bir kucaklaşma o en büyük hediye olacaktır. Ben bu işlerin çok da maddi anlamda, tabii ki bizler bu işleri yaparken bağışlar ve gönüllerimizin destekleriyle yapıyoruz ama miktar çok önemli değil. Bazen öyle güzel anlar yaşıyoruz ki bir çocuk kum arasındaki parayı bize bağışlıyor. Ki oradan çıkan kimler destek oluyor daha çok? Yani oyuncu camiası da var, futbolcu camiası da var. Ya insanlarımız bu konularda çok duyarlı. Hı hı. İşlerin doğru ve şeffaf olduğunu gördüğü anda halkımızda bu şeyimiz var. Birlik ve beraberliğimiz var. Biz bunu yaşıyoruz. O konuda destek alıyoruz. Onlar da çok fazla isminin söylenmesini, zikredilmesini sevmiyorlar. Biraz daha gizli kalmasını istiyorlar. Sağ olsun o konuda destek alıyoruz. Ama bizim sloganımız sen yoksan bir eksiğiz. Bizim bu anlamda çok fazla insan gücüne ihtiyacımız var. Onları hani insanlar bir şekilde maddi destek veriyor ama burada bir unutulan bir nokta var. Tırnak işareti içinde böyle almak gerekirse bizim ihtiyacımız olan şey dokunma. Yani bir yetimin başını okşayabilmek, bir Down sendromlu çocukla oyun oynayabilmek, bir otizmli çocuğu anlayabilmek, bir darcizde yaşayan büyüğün, büyük annemizin, babamızın geçirmiş olduğu tecrübelere dokunabilmek. Bunlar çok önemli. O yüzden biz bunları yaparken özellikle büyük şehirlerde de etkinliklerimiz oluyor. Onları işin içine çekmek istiyoruz. Biraz daha mesela bugün pazar günü hava soğuk, insanlar evinde ya da AVM'lerde olacaklar. Ama belli bir grupta bizimle beraber olacak. O çok önemli. Yani buradaki sayı belki 50, çok az bir sayı ama bizim için çok önemli bir sayı. Bugün büyüğünden küçüğüne bizimle beraber etkinlik alanında kimler olacak. Kimler gelecek mesela? Bugün gelecek dediğin sadece dernekte hayır, hayır. Bugün sosyal medya olan. Üzerinden çok fazla mesaj alıyoruz. Aslında bu etkinliklerimizin bu kadar sıklıkla olmasının sebebi bu. Sosyal medyadaki mesajlara bir şekilde bu şekilde cevap verebiliyoruz. Bugün İstanbul içinden birçok kişi gelecek. Bunun içinde her meslek grubundan da insanlar var. Bugün onlara da tanışacağız. Kendi dernek gönüllülerimiz de var. Bunun yanında
yanı sıra biz büyük diğer büyük şehirlerde de etkinliklerimiz oluyor. Yakın bir zaman tekrar İzmir'e gideceğim. İzmir'de çok güzel bir proje başlattık. İzmir Hasta Çocuk Evleri ile beraber. Orada onkoloji çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Yılbaşına yakın zamanda gerçekleştirdik. Şimdi tekrar yakın bir zamanda İzmir'e gideceğiz. Orada tekrar etkinliklerimiz olacak. Zaman buldukça Türkiye'nin herhangi bir ilindeki ihtiyaçları gidermeye çalışacağız bu şekilde. Peki artık birçok dernek var, birçok yardım kuruluşu var ve her yerde görüyoruz. Evet. Sosyal medya hayatımızın o kadar içinde, sosyal medyadan zaten çokça görüyoruz bunları. İnsanlar artık güvenmemeye de başladı doğal olarak. Hani kesinlikle. Böyle bazen çünkü iyi niyet suistimal de edilebiliyor. Peki nasıl güvenecekler insanlar size, sana nasıl güvenecek? Az önce de söylediğim gibi işte bizim buradaki yapmak istediğim şey yardım etmek isteyen gönül ve bağışçıları etkinliğin içine çekmek. Yani yapmış olduğu yardımı hem dokunarak hem de nasıl nereye gittiğini göstermeye çalışmak. Bizim buradaki işte bu şeffaflığımız insanları, bağışçılarımızı bir şekilde etkinliklere ya da yapılan yardımların nereye gittiğini göstermek amacıyla onları davet ediyoruz. Hatta yakın zamanda çok güzel bir anımız da oldu. Özel bir şirketteki bir beyefendi, durumu çok iyi, oranın üst yöneticisi bizimle beraber etkinlik yapmak istedi. Dedi ki ben işte 15 aileye bir erzak yardımı yapmak istiyorum. Dedim ki siz de gelmek ister misiniz? Tabii ki ben bunu çok istiyorum dedim. Çok güzel böyle ailesiyle çocuğuyla geldi. Çok memnun kaldılar. Tabii ki gittiğimiz yerler çok maalesef çok kötü yerler. Dedim ki neden böyle bir şeyin içinde bulundunuz? Yani hani neden bu kadar ısrar ettiniz gelmek için? Eşi yakın zamanda bir kanser tedavisi görmüş. Tedavisini tamamladıktan sonra tekrar doktora gidiyorlar kontrole. Ve diyorlar ki biz bir daha bu hastalıkla mücadele etmek istemiyoruz. Bize öyle bir ilaç verin ki, bir tedavi yöntemi söyleyin ki biz bir daha buna yakalanmayalım. Doktor çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki iyilik yapın. O gün mesela öyle bir şeyle karşılaştık ve ailemizden bir parçası olmaya başladılar. Onlar da etkinliklerimize geliyorlar. Bizim en büyük gayemiz bu. Bize destek olmak isteyen insanları biz etkinliklerimize bekliyoruz. Peki birine destek olurken, iyilik yaparken ya da bir yardım yaparken neye göre seçiyorsunuz ve kimi seçiyorsunuz, neye göre seçiyorsunuz? Bizim Anadolu ve Avrupa grubu olarak ayırmış olduğumuz görevli arkadaşlarımız var. Bunlar ev keşifleri yapıyorlar. Yani sosyal medya üzerinden işte burada bir hasta çocuk var, burada bir aile var, işte burs ihtiyacı olan çocuğumuz var dediği zaman bizim gönüllü arkadaşımız ev ziyareti yapıyorlar. Ailenin ekonomik... ihtiyacı olduğunu tabii tespit ki, ediyorsunuz. Tabii ki. Zaten biz ailelerimizin direkt ihtiyaçlarını çözüyoruz. Yani onlara maddi olarak yardımlarını yapmıyoruz. İhtiyaç durumundaki o maddi olarak kısmını biz çözüyoruz. Çocuğun eğitime ihtiyacı varsa dershaneye biz yazdırıyoruz. Ya da okula gidecekse malzemelerini biz alıyoruz. Ailenin erzak ihtiyacı varsa o gidiyoruz aileyle beraber markete de pazara. Alışverişini beraber yapıyoruz. O eksikliği tamamen biz beraber gidiyoruz. Tabii ki orada da kıstaslarımız var. Evi görüyoruz, aileyi görüyoruz, anneyi görüyoruz, babayı görüyoruz, çocukları görüyoruz. Çünkü İnsanlar da bir şekilde bize güvenerek bu yardımları yapıyorlar ve biz de bunu seçerken çok hassas olmaya dikkat ediyoruz. Peki size size yardım etmek isteyenler nasıl ulaşabilir? Nasıl yardım? Yani bağışçı mı olmaları gerekiyor? Yok, hayır, gönüllü olabilirler. Yani dediğim gibi biz maddi olarak evet çok önemli ama biz maddi kısmı işin ikinci kısmına koyduk. Bizim için birinci kıstas insanların bizim içimize yaranması, bizimle beraber hareket etmesi ve bu iyilik hareketine katılması, o insanlara dokunması. Biliyorsunuz artık sosyal medya çok popüler oldu. Artık yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimizi oradan paylaşıyoruz. Biz de yapmış olduğumuz bu faaliyetlerimizi oradan paylaşıyoruz. İsterlerse, dilerlerse sosyal medya adreslerimizi aktif olarak kullanıyoruz. Oradan bizi takip edebilirler. Etkinliklerimize gelebilirler. Bağışçı olabilirler. Evinde kullanmadıkları temiz eşyaları bize bağış edebilirler. Biz hepsini açız. Yeter ki onlar bir iyilik yapmak istesinler. Tabii diyorsun. Ki. Biz her tabii şekilde ki. Zaten biz onları kahraman yapmaya hazırız. Elimizden geldiğince de onları aramıza bekliyoruz. Çok güzel bir hareket yapıyorsun. Sizi de bekliyoruz. İnşallah ben de bugün... Dün çok söylediniz gelmek istiyorum, evet. Yani en yakın zamanda. Ben çok istiyorum. Hatta yapabileceğim bir şey varsa, dernekle ilgili yapabileceğim bir şey varsa bu da çok... Bizi buraya davet etmeniz, bir nebze de olsa sesimizi duyurabilmemiz isterim. Bize yapmış olduğunuz en güzel iyilik hareketlerinden bir tanesi. Bu da çok güzel bir hareket. Çok teşekkür ediyorum ben bunun için. Ben teşekkür ederim geldiğin için ve yaptığın bu güzellikler seve için. Seve seve. Yani sizler sayesinde biz bunları duyurabiliyoruz.
görebiliyoruz ve ben tek başıma yapmıyorum. Çok geniş bir kitledeki arkadaşlarım var. Hepsi de bugün böyle sabah kalktılar ekran başına. Dedim ki kahvaltınıza biz konuk olacağız. Ben hepsini çok seviyorum. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah onları mahcup etmeden bu yolumuza devam edeceğiz. Ellerine sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Bengü Türk TV ekranlarında olacağız. Haftanın notlarıyla sizlerle olacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.